Selamünaleyküm, yayınıma hoş geldiniz. Sevet Aliyev'den Rus Barış Gücü komutanını azarladı. Evet, açıklaması geldi. Aliyev Rus Barış Gücü'nü hiç sevmiyor ve istemiyor. Bunu çok iyi gördük çünkü Kazakistan'daki olaylardan ders çıkardı. Oyunu iyice gördü ve mesajı buradan veriyor. Mesaj verme gereğini en üst tavandan verdi. Azarladım. Evet, neredeyse tokatlayacaktı. Evet, bu cümleyi iyi dinleyelim değerli izleyenler. Bu bir mesaj Rusya'ya. Ermenistan'dan ve dünyanın birçok yerinden, özellikle Fransa'dan, Dağlık Karabağ'daki evet işgalcilere yönelik ziyaretler bardağa taşıran son damla oldu. Özellikle her şeyi özetleyen cümleyi evet Aliyev şöyle kullandı. Dedi ki Sayın Aliyev, bu Laçin hattından dedi, geçenler rahatça elini kolunu sallayarak Dağlık Karabağ'a geçiyor. Ama Dağlık Karabağ'dan kaçmak, Dağlık Karabağ'da kurtulmak isteyen Ermeniler, çünkü orası Türk toprakları, orada barınamayacağını anlayan Ermeniler, kaçışına izin verilmiyor. Silahların girişine izin veriliyor, oradan silahların geri çıkışına izin verilmiyor. Anladık ki Rus Barış Gücü orada Ermenileri toplamak ve Ermenileri orada beslemek istiyor. Niyeti çok farklı dedi. Resmen Rus sözde Barış Gücü'nü silah kaçakçısı ilan etti. Yani bir nevi insan kaçakçısı ilan etti ve terörü beslediğini ima etti. Katılıyor muyuz Sayın Aliyev'e? Sonuna kadar katılıyoruz. Sonuna kadar Aliyev'in yanındayız. Hele hele Kazakistan'da yaşananları görünce hak vermemek ve bu konuya katılmamak mümkün değil. Muradov zaten iyice sınırı aşan durumlar gerçekleştirmişti. Ama artık Aliyev'in telefona sarılıp Rus sözde Barış Gücü komutanını iyice azarlaması ve bunun sonucunda Rus sözde Barış Gücü komutanı Aliyev'in bu sert sözleri karşısında aynen şu şekilde konuşuyor. Ya basit araçlarla geçtiler. Kim olduklarını anlayamadık. Neci ve kimci olduklarını bilemedik diyor. Öyle mi? Dağlık Karabağ'a geçen arabaları aramadığınız belli. Dağlık Karabağ'a gidenleri aramadığınız belli. Arabanın içinde Fransız diplomatlarının ve Cumhurbaşkanı adaylarının olduğu da belli. Ne hakla geçiriyorsunuz? Öyle değil mi? Yani Azerbaycan sonuna kadar haklı. Burada Rus sözde Barış Gücü Ermeni havariliğine soyunmuş, Ermeni avukatlığını yapıyor. Burada Azerbaycan dişini gösterecek elbette. Kazakistan ders oldu. Kazakistan modu Rus sözde Barış Gücü resmen işgal gücü oldu ortaya çıktı. Değerli izleyenler, Karabağ'da yaşanan bu acı tecrübe ve Kazakistan'da yaşanan tabii ki o acı tecrübe şunu gösterdi. Kazakistan'a bırakın çekileceklerini söylüyor Tokayev. Bakalım nasıl çekilme olacak. Ama şu görünüyor ki Kazakistan halkı Rus sözde Barış Gücü'nden nefret ediyor, istemiyor. Beklemedikleri bir tepki aldılar. Ve bunun sonucunda orada bir iç savaş veya herhangi bir komplikasyon isteyebilir Rusya. Sözde Rusların yoğun olduğu bölgelerde silah dağıtıp çatışmalar çıkarıp müdahil olmak isteyebilir. Bunun için elektronik harp sistemleri ve her türlü askeri araç ve ağır silahları Kazakistan'a taşıdılar. Bu yüzden dedik Kazakistan geçmiş olsun, Kazakistan büyük felaket, Kazakistan büyük felaket diye. Kazakistan büyük bir felakete uğradı. Şimdi Aliyev bu gerçeği gördü ve Kerbeçer hattında yine aynı oyunların piyeslenmesine karşı Rus sözde Barış Gücü'nü zehir zemberek eleştirdi. İstemiyor. Burada masayı, kapıyı kapattı. Sözde Barış Gücü ayağıyla, görüşmeler ayağıyla kurşun atmadan bölgelere giren Rusların kurnazlığı çözüldü. İşte bunun için Laçin'e dedi, ben dedi girelim, Laçin'de kontrolü sağlarım, geçişleri denetlerim. Oradan geçişler hiçbir şekilde denetlenmiyor. Bu Azerbaycan için bir güvenlik sorunudur. Yapılan son saldırılardan sonra da Aliyev'in şu cümlesi önemli. Özellikle çok önemli. Erivan ve Zengezur'u örnek gösteriyor. Paşinyan'a diyor ki, topraklarımdan emellerin, topraklarımdan hala gözünü çekmezsen ve yaptığın saldırılara devam edersen, bil ki er veya geç Zengezur ve Erivan içinde hareket ederiz, oralardan hak iddia ederiz, senin şu anki toprak bütünlüğünü de saygı duymayız. Şehit veriyoruz, hiç durduk yere saldırıyorsunuz
ve kolektif örgüt adı altında Rusya ile yeniden topraklarımızı işgal etme niyetindesiniz. Bu oyunu gördük ve bu oyunu gördüğü için Aliyev ve Erdoğan Şuşa'da bir imza attılar Paşinyan. İyi bak o imzaya. Şimdi özellikle atılan bu imza iki ülkenin bir saldırıya uğraması halinde o ülkeye diğer ülke destek olur, yardım eder, o da savaşa katılır cümlesi. Yenilir yutulur değil Batı için, yenilir yutulur değil Rusya için, yenilir yutulur değil Ermenistan için. Türkiye, Azerbaycan'ın topraklarına, yönetimine ve bölgedeki tüm imkanlarına, Rusların gelip bütün devlet başkanlığı binalarını, yetkilileri, herkesi baybas edecek şekilde Azerbaycan'ı kuşatıp işgal etme hayranlığını, işgal etme hayallerini suya düşüren bir resimdir bu. Bu resmi sadece bir anlaşmanın alkışlanması ve bu anlaşmanın sadece iki ülkeyi bağlaması şeklinde görenler, sahadaki yanıtını görünce ağızlar açık kalacak. Türkiye bu olayları iyice gördü. Kazakistan'daki olayda da Rusya'nın niyetini gördü. Ona göre de Türkiye evet özellikle güçlü ve etkin adımlarını atmaya devam edecek. Bu tarihten itibaren artık Azerbaycan Rus sözde barış gücünü istenmeyen güç ilan etmiş sayıyoruz. Rus sözde barış gücünün o bölgedeki denetimleri yapmadığını bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı söylüyor. İstenmeyen bir güç ilan ederek bundan sonra Kelbecer hattında aynı şekilde bir Rus sözde barış gücü kolektif örgüt şemsiyesi altındaki aldatmacayla bulundurulması ve Kelbecer'in işgal edilerek Karabağ işlerinin Rusların nüfuzu engellenecektir. Bu resim bu yönden okunmalıdır. Türkiye'nin savaşım kabiliyeti, elektronik harp, gerektiğinde evet SİHA'ları ve bunun yanında hava kuvvetleri ve tüm enstrümanlarıyla harika işler çıkaracağına tabii ki canı gönülden inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu bahisle bundan sonraki süreçte çok daha etkin, çok daha güzel ve önemli adımlar gelecektir. Buna eminim. Ve bu önemli adımlarla beraber de etkin ve daha güzel sonuçlarla karşılaşacağız. İnşallah Şuşa beyannamesi ve tam anlamıyla Türkiye'nin desteğini alan Aliyev'in Karabağ'daki bu Rus gücünü eleştirmesi ve bütün foyaları açığa çıkarması bölgeye oynanacak oyunlar için bir önlemdir. Sakın bize bu kadar lekeli, yanlı tutum sergileyen bir kolektif Rus sözde barış gücü ayağıyla gelmeyin. Biz Minsk grubunu da istemiyoruz, Dağlı Karabağ'ı alacağız ve diğer bölgeleri de alacağız, sorun yok demektir. Evet, Türkiye özellikle Aliyev'in Ruslara karşı dolaylı çıkışı ve bundan sonraki süreçte Türkiye'nin artan volümlü desteği Rusya'yı Kafkasya'da frenleyecektir. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyetleri ve Türk İslam Dünyası. Hepinize sağlık ve esenlik dileyerek hoşça kalın diyorum değerli izleyenler. Görüşmek üzere.